Efendim Tıpkı. Ne yapıyorsun Şerma? Ne yapayım? Hep aynı işte, çalışıyorum. Söyledin mi patron içine evleneceğini? Yok, daha söyleyemedim. Dün Zümrüt Hanım'ı hiç görmedim Sıtkı. Bu sabah da çok erken çıktı. Ama konuşacağım. Kendini cendereye sokma be gülüm. Konuş bitsin gitsin. Konuşacağım, konuşacağım. Ben halledeceğim Sıtkı, merak etme sen. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Okan Bey, mahkemeden haber verdiler. Toprak Hanım ilk duruşması yarın sabah alınmış. Arayıp bildireyim mi kendisine? Yok, ben hallederim, sağ ol. Arabayı ön kapıya getirdim. Çıkıyor muyuz? Tamam, geliyorum ben de. Yahu sen hangi akla hizmet adamı şikayet edersin? Bir defa evine gidip mesele çıkaran sensin. Hak etti o, hak etti. Daha neler hak etti de yapmıyorum ben, dua etsin. Yahu böyle delişmen delişmen davranıyorsun. Haklıyken haksız duruma düşüyorsun, farkında değilsin. Bana ne olduğu umurumda değil. O herifin burnu sürtülsün, biraz canı yansın bana yeter, tamam mı? Ahmet bak, çok yanlış yoldasın, demedi deme. Merhaba. Merhaba kızım. Amcan nasıl oldu, iyileşti mi? İyi, bir sorun yok. Sağ ol Melahat abla. Geçmiş olsun. Hadi iyi günler. Sağ olun. Hoş geldin. Neden Çınar'ı şikayet ettin Ahmet? Ne gerek vardı? Çünkü yaptıkları canıma tak etti. Birinin artık beyefendiye dur demesi gerekiyordu. Sen de gidip evini basarak ona dur dedin, öyle mi? Bu ne saçmalık? Böyle konuştuğuna göre olanlardan haberin yok. Zaten olsa şaşardım. Tek yaptığı arkadan işi çevirmek. Herifin tarzını öğrendik artık. Ne demek istiyorsun Ahmet, anlamıyorum. Bileğinden çok parasına güveniyor demek istiyorum. Bana çek teklif etmeye kalktı. Çek mi? Ne münasebet? Sen kendini bize karşı borçlu hissediyormuşsun. Aklınca onu ödemek istemiş. Haklısın. Maksadını aşmış biraz. Sonuçta benim duyduğum minnet parayla ödenecek bir şey değil. Ben öyle demek istemedim. Biz ne yaptıysak kendi istediğimiz için yaptık. Bunun bir karşılığı olsun diye değil. Biliyorum Ahmet. İnan bu aranızdaki gerginlikten ben artık çok yoruldum. Sen bir de bana sor. Herif her zırvaladığında soluğu benim kapımda alıyor. Benim de sabrımın bir sonu var. Neyse Toprak. Tamam, yani seni bu kadar çok üzdüyse şikayetimi geri alırım. Dava görülmeden hallolur biter bu iş, tamam. Teşekkür ederim. Hazır gelmişken Hemna abla lastiği de bir göreyim. Toprakcığım, hoş geldin. Hoş bulduk abla. Gel otur şöyle. Nasılsın? İdare eder. Gel.
Vallahi öyle alışmışız ki size. Hiç evin tadı tuzu kalmadı Toprak. Ben de böyle olsun istemezdim. Kim isterdi ki? Ama olsun. Bizim dostluğumuz hiç bitmeyecek. Şu tatsızlıklar bir atlatılsın, biraz zaman geçsin. Her şey yoluna girecek. Tabii kızım. Hem ben sık sık gelirim. Kaan'ı da getiririm. Ne zaman istersen. Burası senin evin. Ben kalkayım abla artık. Aslı, nasılsın? Sana ne ki benim nasıl olduğumu? Aslı! Ben dayını da seni de çok seviyorum. Ve hiçbir şey bunu değiştirmeyecek. O yüzden bıraktın dayımı. O yüzden mi üzdün o kadar? Aslı, ben böyle olsun istemedim. Ama dayınla evli kalmam mümkün değil. Ne olur beni anla. Şimdi sen çok kızgınsın, kırgınsın. Kendine göre haklısın da. Ama zamanla bana hak vereceğine inanıyorum. Kaan'ı buraya istediğin zaman getiririm. Sen de onu istediğin zaman görmeye gelebilirsin. Olur mu? Ben seni geçireyim Toprak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.